Hava bugün mis gibi değil mi Mektar? Aynen öyle Elif. Bugün otlar gözüme daha bir yeşil görünüyor. Onu mu diyorum Emektar? Senin de aklın fikrin hep yemekte. Hiç doymak bilmiyorsun. Kalbimi kırıyorsun ama. Kırılma canım. Sevdiğimden takılıyorum sana. Neyse bahçeye de geldik. Hadi sen buralarda dolaş, ben de ağaçları sulayayım. Elmalarım, benim güzellerim, ben geldim. Nasılsınız bakalım? Bugün sizi daha bir kırmızı gördüm. Ama toprak susuz kalmış biraz. Sulayayım da can gelsin yapraklarınıza. Bana böyle güzel sözler hiç söylemiyor ama. Bakalım eşekçik, bu torbalardaki elmaları komşularımıza dağıtalım. Paylaşalım ki çoğalsın, bereketlensin. Evet haklısın, dağıtalım. Kolay gelsin Elif kardeş. Sağ olasın B harfi, nasılsın? İyiyim elhamdülillah, dün kapıya elma bırakmışsın. Yanına gelip teşekkür etmek istedim. Afiyet, şifa olsun. Bu elmalar bize Allah'ın hediyesi. Ben sadece hediyeyi sahiplerine ulaştırdım, o kadar. Allah razı olsun senden. Aslında daha dükkanı açmama zaman var. Biraz sana bahçe işlerinde yardım etmemi ister misin? Tabii, çok sevinirim. Ne olmuş? Elmalarım nereye kaybolmuş? Sakin ol Elif. Belki gece yabani hayvanlar girmiştir. Korkuluk koyalım buraya. O zaman bahçede biri var zannedip giremezler. Haklısın galiba B harfi. Şuraya bir korkuluk koyayım. Bu sefer de diğer ağaçlara dadanmış. Artık kızmaya başlıyorum. Kim olabilir bunu yapan? Çok ilginç gerçekten. Korkuluk da fayda etmemiş baksana. Aslında aklıma bir fikir daha geldi. Bu gece ikimiz de bahçede nöbet tutalım mı? Ne dersin? Hay aklınla bin yaşa. O zaman onu kıskıvrak yakalarız işte. Aynen öyle. Çok uykum geldi benim. Hiç sorma benim de. Sırayla uyuyalım istersen. Önce sen uyu, uyanınca da ben uyurum. Çok iyi olur. Uykum yok ki benim. Yok benim uykum. Uyumuyorum. Uyumayacağım. Olamaz. Uyuyakalmışız. Elmalar? Ne yazık ki şu ağaçların elmaları da gitmiş. Yok yok, ben aklımı kaybedeceğim. Kuş olup uçmuyor ya bu elmalar. Benim de aklım durdu kardeşim. Neyse, elbet bir gün elime düşecek bunu yapan. Şimdi gidip Emektar'a biraz elma vereyim. Kaç gündür bu kayıp elmalar yüzünden ilgilenemedim eşekçikle. İstemiyorum. Aç değilim ben. Allah Allah. Kaç gündür doğru düzgün bir şey de yemiyorsun. Hasta mı oldun yoksa Emektar? Hayır. İyiyim ben. Sadece canım bir şey yemek istemiyor. Peki tamam. Hadi eve gidip biraz dinlenelim. Bütün gece oturarak uyumaktan belim ağrımış. Gidelim. Bu fikir niye daha önce gelmedi aklıma sanki? Bu sefer oldu galiba. Bu izler bana bir yerden tanıdık geliyor. Hayırlı sabahlar Emektar.
Bugün nasılsın? İyiyim. İyi. Bahçeye gitmiyor muyuz? Yok, bugün gitmiyoruz. Sahi Mektar, sen bizim bahçedeki elmaları kimin aldığını biliyor musun? Ha? Konuşmasan da senin yediğini biliyorum Emektar. Evet, ben yedim. İyi. Sen de bana çok diyorsun dedin. Ben de gündüzleri az yemeye çalıştım. Ama gece karnımın gurultusu beni uyutmadı. Ne yapayım? Ben de gizlice yedim işte. İyi. Bir de bütün köye elma veriyorsun. Bana ise yemem için saman koyuyorsun. Samanlar elma kadar lezzetli değil. Canım saman yemek istemiyor. İyi. Ah benim güzel eşeğim. Canım emektarım. Özür dilerim senden. Meğer ne kadar üzmüşüm seni. Peki o zaman. Seninle bir anlaşma yapalım. Hmm. Ne anlaşması? Sen benden izinsiz bir daha böyle şeyler yapma. Ben de sana kucak dolusu elmalar getireyim. Tamam mı? Anlaştık, tamam. Bir daha gizli bir şey yapmayacağım. Ama sen de elmaları benim yediğimi kimseye söyleme, tamam mı? Tamam Emektar, tamam. Hadi şimdi ahırına git, biraz dinlen. Ben de azıcık uyuyayım artık. Ne de olsa artık elmalar güvende.